Şimdi bu hikayeler sizi tabii ki yani beni bile şu anda heyecanlandırıyor, mutlu ediyor ama sizdeki o bir coşkusu başka değil mi? Çalışma Yani arzusunu tetikleyen. Şöyle bakıyorsunuz. O sizin bir emeğinizin karşılığı, o bir bir sanat eseri. Nazlı bir sanat eseri. Onun gibi diğer gelen hastalarım da. Hepsi ayrı bir sanat eseri. Yani çok güzel bir tablo, resim yaptığınızı düşünün. Tamam mı? Sergiliyorsunuz. Herkes gelip ona bakıyor. Gurur duyuyorsunuz. Evet, Nazlı gibi hastalarım benim gururum. Evet. Yani onlara baktıkça gurur duyuyoruz. Çünkü çok güzel işçilik yaptık. Çok güzel emek verdik. Yakışanı yaptık. Güzel oldu. Çok fazla bir şey mi kattık? Hayır. 10-15 yıl önceki yüzünü ona geri kazandırdık. Evet. Bir de neyi nasıl doğru yapacağını ona öğrettik. İşte, değil mi? Bundan sonra saçının rengi, nasıl makyaj tipi onları da söylediniz saç rengini mi? Belirledik. Nasıl makyaj yapacağını belirledik. Burnunun nasıl doğru olmasını ki evet. Burnunda Nazlı Hanım'ın daha önceden şey vardı, bir kırık şeyler vardı. Onlar düzeltildi. Yanaklarının, yüzünün nasıl egzersiz yapması gerektiği. Az önce söyledi, kaçırdınız mı bilmiyorum. Söyleyeyim. Evet, yüzüm çok güzel değişti dedi. Ben ona şey yaptığımda, spor yapmanın da ne kadar önemli olduğunu şey yaptım. Yüzünüz istediği kadar güzel olsun. Vücudunuz da güzel olacak. Tabii. Ne dedi Atatürk? Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Evet. Onun için spor da çok hem çok beden önemli. Hem beden sağlığımız açısından hem de zihin sağlığı açısından mı? Hani egzersiz değindiğiniz için söylüyorum. Egzersiz yapan bireyler daha mutlular. Çünkü egzersiz sırasında salınan endorfin hormonu zaten serotoninin, mutluluk hormonunun öncü maddesi. Güne daha enerjik, daha güzel başlıyorlar. Olaylara bakışları daha sakin oluyor. Aynen öyle. Mutlu insanlar kesinlikle daha yavaş yaşlanıyor. Daha geç yaşlanıyor. Önemli bir tespit. Bir tek mutlu insanların yaşlanmasını şöyle anlıyorum. Bir insan mutlu mu değil mi? Bakıyorum. Göz kenarları çok kırışıksa mutlu yaşlanma. Yüz sarkmışsa mutsuz yaşlanma. Ben şimdi onu diyecektim. Hani mutlu ben, hani etrafım da öyle der. Hoşuma da gidiyor. Gülmeyi seviyorum. Güne gülerek onlar, başlamak. Evet, onlar ama mutluluk çok, kırışıklığı. İşte evet, mutluluk kırışıklığı oluyor sonra. Neyse, adresi biliyoruz. Komşuyuz zaten. Söylüyorum, komşuyuz zaten. Evet. Peki, şimdi örümcek ağını... Çok güzel bir örnek çok olarak güzel bir erkeklerde, erkeklerde ben de evet olur mu? Erkekleri merak ediyorum, olur mu? Erkeklerde de olur, kadın erkek hiçbir şey fark etmiyor. Erkekler kadınlara göre birazcık daha avantajlı. Çünkü onların zaten biraz doğal örümcek ağları yüzlerinde hazır. Var. Yani sakal kökleri. Yani bizim bayanlara yaptığımız şey aslında erkeklerin sakal köklerinin yüzlerini yer çekimine hemen bırakmaması. E tabi yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmediği yerde takviye yapıyoruz erkeklere. Ama kadınların sakalları olmadığı için evet. Onlar yer çekimine hemen yenik düşüyorlar. Yani erozyona uğruyorlar. Şöyle bir şey denir. İşte erkekler her sabah tıraş oluyorlar ya. O bir anlamda bir masaj görevi gördüğü için... Hani bir etkisi var mı gerçekten? Yok, bir anti-aging'tir o. Yani cildi sürekli soymak, peeling yapmaktır. Ha. O da katkıda peeling bulunuyor. Peeling yaptığınız için cilt biraz daha fresh olabilir. Daha yani gergin, derinin üzerinde fresh. Cornix tabakası dediğimiz ölü deri tabakası var. Tıraş bıçağıyla her gün onları yeniliyorsunuz. Yani üstteki ölü deriyi alıyorsunuz. Deri daha taze cildin ve daha fresh kalıyor. Yeni kalmasına ama yardım ediyor. Yüzün çökmesini engeller mi? Engellemez. Yüzün çökmesi alttaki kas sistemi ve üzerindeki yağ tabakası. Bağ o zaman bir dokusuyla dakika. Ilgili. Ben yine de tam anlamak istiyorum. Yani cildin altında ne oluyor? O iplikler nasıl giriyor, nasıl çıkıyor, bir zararı yok mu? Ne kadar yüzümüzü korumaya yardım ediyor yani, süresi ne kadar? Evet, diyelim ki siz benim şeyimde, kliniğimde oturuyorum. Siz evet. Bir hasta olarak geldiniz. Geldim. Dediniz ki çok da uyumadı ya, uyan. Şimdi seyircilerimizin arasından bir... Seçeceğiz evet, şimdi, bir evet. Bir tane seyircimizi seçeriz, onun üzerinde de anlatırız. Aha. Diyelim ki yüzüyle ilgili sarkma şikayeti olan bir hastamız kapıdan girdi. Hı-hı. Sorular şöyle oluyor. Doktor bey, bu yüze örümcek ağı uygulanır mı? Bakıyoruz evet. Elastikiyet kaybına. Eğer orta dereceli ise elastikiyet kaybı, evet örümcek ağı uygulanır. Biraz daha fazla sarkmış. O zaman 3-5 tane de yanlardan askı yapmak gerek. Ama çok çok sarkmış. Ona yapacak bir şey yok. O plastik cerrahilik. Anladım. Onu evet hemen plastik cerrahi bölümümüze aktarıyoruz. Oradaki plastik cerrahi arkadaşımız bakıyor. Ama o kadar sarkmamışsa yani evet. Medikal... Estetik hekimi olarak benle ilgili ise ne olur? Hemen ona şunu şey yapıyorum. Bakın, size bu örümcek ağı ipliğini yaparız. Bu iplik 3 ay ile 6 ay arasında derinin altındaki bağ dokunun içerisine yerleştirilir. Ve 3 ay ile 6 ay arası kalır.
Nasıl yerleştirilir? İşte ne kadar sarkma varsa işte 50 tane bu tarafa, 50 tane bu tarafa, 100 tane bu tarafa, 100 tane bu tarafa. O kadar 100 evet. tane iplik mi giriyor i̇plik buradan? İplik giriyor. O iplikler nasıl giriyor? Bir tek bir giriş yeri var derinin altından. Deriye girdiği an derinin altında ilerliyor. Onlarda hiç ağrı yok. Zaten yüzünüzü uyuşturuyoruz. Uyuşturarak yapıyoruz. Ufak tefek küçük tek tük morluklar olabiliyor. Ama onlar da çok çok kıymetli değil. Bir haftada hepsi geçiveriyor. Ama kalanlar örümcek ağı iplikleri oluyor. Örümcek ağı denen şey aslında bir tane ince bir iğneye tutturulmuş ince bir ip. Bu ameliyat ipliği. Vücuda herhangi bir zararı olmayan, normal ameliyathanelerde kullandığımız ipliklerin bir benzeri. Polidioksonon denen bir evet, çeşit iplik. Evet. Ne vardır ameliyatlarda kullandığımız? İşte fikril iplikler kullanırız, prolen iplikler kullanırız, bir sürü iplik kullanırız. Lakin bunlar polidioksonon denen yine cilt altında 3 ay ile 6 ay arasında eriyen ve hiçbir reaksiyon vermeyen, hiçbir zararı olmayan, güvenle uygulanabilir, FDA onaylı ve CE onayları olan, TSE onayı olan güvenli bir materyal. Bunu kullandıktan sonra oraya yerleştirdikten sonra ipleri aldıkları şekli hayal ettiğinizde işte örümcek ağına benziyor. Onun için adı spider web. Ha şimdi çıkmış birileri şey söylüyor. Ben buldum şunu yaptım bunu. Efendim sen bulmadın ya. İnternete aklı olan biri internete girdiği zaman görürüz internete yani. Girmeyi bilen herkes onun 10-15 yıl önce bulunduğunu ve Gürcü bir bilim adamının bulduğunu, isminin spider web olduğunu bütün dünya biliyor. Ama bilemiyorum ben daha fazla bir şey söylemeyeyim. Lakin ama Türkiye'de en çok bu uygulamayı yapan hekimlerin başında geliyorum. Vaka sayınız herhalde ortadadır. Ama önemli olan burada tabii ki insanları doğru yöntemlerle buluşturmak ve doğru insana yapmak. Aynen. O da bence buradaki en önemli dokunuşlardan bir tanesi. Şimdi dediniz ya kişiye bakmam lazım. Kesinlikle. Ne uygundur diye. Alalım bir tane izleyicimizi. Alalım, bakalım neleri uygunmuş, bakalım, ne yapacağız. Sizi seçmiştik. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Evet, reklam arasında seçtik zaten sizi. Evet, seçtik sizi. Evet. Böyle alalım Bilal yanımıza. Hanım sizi çekerken, ben, evet, çok... çekerken ben Cem Bey'in şeylerini Vallahi, yedim. Yaptığı yemekleri ben yedim. Omletinizin bir kısmını bayıldım. Her yayında yiyorum haberi olsun. Haberiniz hemen olsun. 5 dakikada omlet yapıldı ve de yendi. Afiyet olsun. Oh, diyet omletti vallahi yarasın. Zaten. Ama sabah 1 saat spor yapmak... Kaydıyla isteyen Bravo. Herkes istediğini yiyebilir mi, yiyemez mi? Size soruyorum. İstediğinin tamamını yiyemez. Aşırıya kaçmamak şartıyla. Her şeyden. Ben gelen hastalarıma da söylüyorum. Ya işte diyetisyen şunu yeme dedi, bunu yeme dedi. Hiç yasak yemeyecek yok, miyiz? Yasak aç mı yok. Kalacağız? Diyorum ki yaktığın ölçüde yediğin sürece problem yok. Yediğin kadar yak, yaktığın kadar Aynen. ye. Aynen. Çok matematiksel, çok basit. Evet. Ama evet, burada çok gel. Güzel bir kadın ya var. Evet, ben bayılıyorum yani. Sizi böyle gördüm konukların arasında. Renkli, ışıl ışıl. Dedim ki bu hanımefendi zaten güzel. Bakalım Nihat Dik güzelliğine nasıl güzellik evet, katabilir? Dallas dizisi vardı. O Dallas dizisinde bir tane çok seksi, çok güzel bir kadın vardı. Hatırlar mısınız? Lucy. Aynen, aynen. Siz de en az onun kadar güzelsiniz. Şimdi ama yine de tabii yaş kemale erince, yaz tabii, biraz ilerleyince, çok yaşlı demek öyle istemedim ama yaş böyle ilerleyince şikayetler başlıyor. İnsan evet. istiyor ki hep o 20'li yaşlar, kalalım. 30'lu yaşlardaki gibi hep kalsak da hep öyle güzel kalsak. İşte 30'dan sonra veya 40'tan sonra bu panik başlıyor insanlarda. Ya işte bunca yıl geçti artık bir daha eskisi kadar güzel olamayacağım. Ne yapsam ne etsem. Spor yapıyorsunuz yüzünüz güzelleşmiyor, vücudunuz güzelleşiyor. Yüz güzelliği için ne lazım? Tabii ki onun için de koruyucu tedbirler lazım. Onun için de çok çok özel tedbirlerim var. Evet. O özel tedbirleri Facebook sayfamdan Bak veriyorum şimdi yalnızca. Ama buraya bırakmayacağım, birazdan alacağım. Önce isminizi bir daha alayım. Hülya Hanım'a ne yapacağımızı Hülya alalım Hanım'a önce. Hülya Hanım'a şimdi ne yaparız? Hülya Hanım bize hasta olarak geldi. Şöyle güzel. Öyle geldiği zaman Hülya Hanım'ın önce hemen şöyle bir... Hülya Hanım'ın normal duruşu budur. Çünkü yer çekimi aşağıda. Olaydı da ayda yaşayaydık. Herkes çok güzel olurdu. Kimsenin bir yeri sarkmazdı. Yer çekimi Çünkü olmayınca. Yer çekimi yaşlandırıyor bizi. Niye yaşlandırıyor? Bağ dokusu cilt altında azaldığı zaman deri ve diğer dokular yer çekimine yenik düşüyor. Onun için en güzel fotoğraflar ne zaman çekilir? Hadi size bir soru. Bilen var mı? En güzel fotoğraf ne zaman çekilir? İşte gençlik zamanı. Hangi pozisyonda? Ha. Yatarken. Şöyle yapınca da evet. güzel çıkıyor. Yatın yatağa çekin bir fotoğraf en güzel fotoğraf. Niye biliyor musunuz? Niye?
Çünkü yer çekimi suratınızı yüzünüze yapıştırıyor. Yok yok, bak telefonumu da burada unutmuşum zaten. Şu açıdan selfie çekince çok güzel. En güzel selfie öyle. Arkaya alacaksın milleti, şöyle yukarıdan çekti. En güzel sen çıkarsın. Ama ne yazık ki bütün gün böyle dolaşıyoruz. İniyor. Evet, bütün gün yanaklar şöyle, yüz böyle. Yüz öyle, bunların hepsi topyekün aşağı doğru hareket ettiği zaman ne oluyor? Ne oluyor? Hadi bize gösterin, bir çizin bakalım meşhur kaleminizle. Yüz, evet, ben kalemim olmadan çıkmam. Yüz aşağı doğru yer çekimine yenik düşünce, ama bu arada Sayın Hülya Lucy Hanım... Sayın Lucy, Hülya Lucy yüzüne çok iyi bakmış. Bir de şöyle şanslı, doğal dolguları var. Şanslı. Yüzü etli, güzel, genetik şanslı. Kilonun bazı faydaları. Ama olaydı da yer çekimine çok, yani cildi daha ince, daha yüzü gevşek, daha çabuk sarkabilen bir yüz olsaydı. Ama burada da var bakın, ama hastalarımın büyük çoğunluğu da böyle geliyor. Doktorum ne olursun. 10 dakika mı, 20 dakika mı önemli değil ama 10 yaş ne olur. Tamam, 10 yaş olur mu Hülya Hanım'da? Hülya Hanım'da 10 yaş çok rahat olur. Şöyle olur. Hülya Hanım'a 10 yaş nasıl yapılır? Hülya Hanım'a şöyle. Yüz blok olarak aşağı inmeye başladığı için bakın buralardaki sarkmayı görüyorsunuz. Şuralarda. Evet. Onları ne yapmak lazım? Yukarı almak lazım. Yukarı neyle alırız? Örümcek ağıyla tabii ki de. Buralara örümcek ağı yaptığınız zaman, şu taraftan da çizelim Hülya Hanım. Bu taraflara bu şekilde yukarı doğru örümcek ağı ile alabiliriz. Peki. Bunları yukarı aldık. Şimdi ne oldu? Şimdi ben şöyle aldım. Şöyle siz alın yukarı, bakayım örümcek ağı şöyle oldunuz. Şöyle yaptım ben. Oldu mu? Evet. Spider Woman oldu. Oldu. Ama anlık aldı. Şimdi oralara geleceğiz. Daha evet. bu bir daha konsept. Daha aşağıdayız. Tabii kombine tedaviden bahsediyoruz. Çünkü tophane şişhane olmaması lazım muhabbetin, değil mi? Peki. Vardır ya üstü tophane altı şişhane, öyle miydi? Üstü şişhane altı tophane, değil mi? Vallahi bilmiyorum. Tophane ben de aşağıda. Ben bilmiyorum. Karaköy'de alt tarafı tophane, üst taraf şişhane. Daha yukarı tarlabaşının konuyla hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi peki. Yok vallahi konumuza getirmiyor. Peki, 25 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Artık soranlara İstanbulluyum diyorum. Aslen tabii. Antep. Nerede? Cem neredesin? Yani Cem sürekli Cem şey. Hareket halinde. Hemşerisiniz. Hemşeriyiz. Onun için yaptığı yemeklere bayılıyorum. Çünkü gerçekten Cem'in yaptığı yemekler çok lezzetli. Afiyet olsun. Evet, döndük buraya. Şimdi bunları kaldırdık. Örümcek ağıyla. Şöyle toparladık. Güzel. Ama yine de buradaki kırışık açılmamış. Buralara da biraz dolgu sıkmak lazım. Değil mi? Dolgu da sıktık. Ama yüz çöktüğü için bakın göz altları şuralar, buralar boşalmış. Niye? Aşağı doğru hareket etmiş yüz blok olarak. Onun için buralara da göz altı ışık dolgusu sıkacağız. Buralara da ışık dolgusu sıkarsak ne olur biliyor musunuz? Işıl ışıl olur. Bakın buraya sıktığım ışık dolgusu yüzün çatısıdır gözün hemen altı. Mid face, orta yüz deriz. Yüzün çatısı burasıdır. Burayı biraz doldurduğunuz zaman otomatik olarak yukarı çeker. Örümcek ağı da kullandınız. Yukarı çekti. Arkaya şuraya da takoz koydunuz. Dolgu yaptık. Topyekün hepsini tüm yukarı yüzü kalktı. Yukarı aldınız. Neresi kaldı? Mutluluk çizgilerimiz kaldı. Nereler? Kaldı. Kaz ayakları var. Kaz ayaklarına yaptığımız botoks, benim hastalarım hep gelip şunu söylüyor. Ya hocam ne olursun şuralarıma botoks yap, bu kaşlar kalsın. Tam tersidir botoks. Çok kolay geliyor. Botoksu yaptığınız yerin tersine hareket eder yüz. Çünkü eğer kaş kaldırmak istiyorsanız botoks buraya yapılır. Nasıl olur? Buraya yaptığım botoks kaşı böyle kaldırır. Yapılan bir yanlış daha. Bir dakika, niye buraya yapınca burası kalkıyor? Burayı gevşettim. Buradaki kas onu aldı, yukarı kaldırdı. Botoks gevşetiyordu ya. Evet, oradaki... Botoks kas gevşetici. Evet. Botoks çizgili kasları gevşetir. Yaptığı iş bu. Buradaki kası gevşetirsem bir lastik yukarıya, bir lastik aşağıya düşüyor. O bir hayret hangi surat lastiği var mesela. Gevşetirsem... Hiç kimsenin sevmediği hayret surat o hayret olayı. Neden oluyor biliyor musun? O hangi neden yanlıştan oluyor? Dolayı ne hangi oluyor? Hangi yanlıştan oluyor hayret buradaki surat? Çizgiler çok fazla oluyor. Evet. Hekim arkadaşımızı
çok ısrar eden hasta buradaki hiçbir çizgi istemiyorum evet. diye ısrar ettiği zaman buraya çok botoks yapıyor dozu hekim arkadaşımız. Dozu kaçınca hayret suratı. Doz kaçınca da kaş böyle şöyle bir kalkıyor, şey oluyor. Sürekli şöyle, şaşkın. Böyle bir şey oluyor. Sürekli hastamız şaşırmış. O kadar güzel ki onu bir türlü çirkinleştiremedim. Oradan çekiyorum, buradan çekiyorum olmuyor. Tamam mı? Buradan botoks yaptık, kaşları kaldırdık. Hayret ifadesi olmaması için botoksun ufak hileleri var. Neymiş? Eğer ki elastiket azaldıysa mikro botoks denen bir yöntem var. Mikro botoks uygulamak lazım. Mikro botoks normal botokstan çok farklı uygulanır. Neyi farklı? Aynı botokstur. Aynı malzeme. Türkiye'de zaten ruhsatlı iki tane botoks evet. var. Ben birine Amerikan botoksu, birine Rus botoksu diyorum. Bana diyorlar ki ya Ruslar botoks mu? Hayır, Ruslar o botoksu seviyor. Derisi kalın olanlar, Rusların derisi kalındır. Cilt tipine göre ve yüz tipine göre botoks seçmek lazım. Marka seçmek lazım. Bazı hastalarda Amerikan botoksu çok etkili ve güzel. Türklerde ve ince derilerde. Ama kalın derili Ruslar gibi. Gibiyse. Kalın derisi olanlara, onlara. Mesela hanımefendiye Rus botoksu lazım. Neden? Neden? O aslında İngiliz botoksudur da Ruslara yaptığımız için daha çok öyle. Peki, şey, Antalya'da da çünkü yerim var. Orada çok Rus müşterim var. Onlara full Rus botoksu, İngiliz botoksu. Neden? Deri kalın ve cilt tipine baktığınız zaman çok Türk cilt tipi değil. Yok beyaz siz böyle. Siz mesela Türk cilt ben tipsiniz. Siz Amerikan botoksu uygulamak lazım. Hanımefendiye İngiliz botoksu yani Rus botoksu uygulamak lazım. Çünkü onda daha etkili olur. Eğer size tutup da ben öbür botoks Rus botoksu uygularsam kaşınız gözünüz hayret, uçar. Hayret i̇şte yanlış orada böyle. Yapılır. Hayret. O yanlışı söyle. Yapmayacaksınız. Hayret. Onun için işi iyi bilen bir hekime gidip 100 emanet lira fazla verip rahat rahat yaptıracaksınız. Bu arada 100 lira peki, fazlaya yaptım. Kaz ayaklarında peki. hallettik. Bunları da kaldırdık. Alın kırışık. Alnı da tabii ki çatın kaşlarınızı bakayım. Oo, bu değil. Öğretmen çizgisi. Öğretmenler çocuklara kıza çizgilerinden gördüğüm zaman sokakta yürüyorum. Kıyamam. Tam yürüyorum. Baktım karşıdan bir şey öğretmen. Geliyor. Çizgili bir diyorum. Hocam evet. saygılar. Nereden bildin öğretmen oldun? Hadi bu kadar kimse kızmaz ki. Bir daha çatar mısın kaşını? Yok bu öğretmen değil. Yok ben. Hülya Hanım siz de öğretmen değil. Daha değil. Ama mesela seyircilerimiz arasından öğretmen varsa şöyle yüzüne bakarak hemen şey yaparım. Tabii ki onlar kendilerini hemen ifşa ettiler. Ellerini kaldırdılar. Evet. Keşke ben bulaydım. Ama olmadı. Neyse ondan sonra buralara da çok yine dolgu yapılabilir. Ama tabii bu çatılma çizgilerine botoks yapıp açarsınız buraları şöyle. Ve bu noktalara da botoks yaptığınız zaman tabak gibi güzel yüz olur. Değil mi? Antep'te öyle söylerler. Tabak gibi tabak. Yüzlü olsun. Evet. Kız alırken şey tas gibi suratı olsun. Geniş yüzlü olsun. Ha, ay biraz gibi derler kilolu bize. Olsun. Tabii tabii. Yok bizim orada tas gibi derler. De tabak gibi derler. Öyle yüzü olsun. Hanımefendi maşallah bizim Antep'e gitse hiç şey kalmazdı. Çok popüler olur kendisi. Çok popüler olurdu. Bir şey onun diyeceğim. Haricinde şöyle baktık. Ay parçası gibi derler. Ay parçası. Neymiş? Ay parçası. Ay parçası. Lucy Hülya. Lucy gibi. Hülya'm kızmıyorsunuz değil mi? Biz sizi çok sevdik takılıyoruz böyle tamam. Yok Hülya Hanım zaten şey enerjisinden belli. Belli evet. Enerjisi çok yüksek onun için ben de çok keyiflendim. Ben yapayım. Başka nereler var? Dudaklar orijinal mi? Botoksa. Bu dudaklar yok orijinal. Ama çok güzel. Bana sorun ben otorite olarak hemen söyleyeyim. Bu dudaklar kesinlikle orijinal. Yapılı gibi. Gerek yok ki. İşte yapılı bakın, gibi. Eğer bir şey yerindeyse onu ellemeyeceksin. Ben her zaman şöyle derim. Hasta geliyor. Ay şunu istiyorum bunu. Dönen tekere çomak sokma. Çünkü tekrar dönüp dönmeyeceği belli değil. Var ya bugün kaç tane atasözü öğrendik sizden Nihat Bey. Ama sürekli atasözlerini boş yere söylememişler. Hepsi kesinlikle bir doğru. Anlamı var. Çok doğru. O kadar doğru ki. Dudaklar bu dudaklara bir şey yapan gerçekten bu işten anlamıyordur. Bu dudaklara hiçbir gayet şey güzel. Yapılmaz. Bir şey soracağım. Şimdi evet örümcek ağıyla kaldırdık, buraları doldurduk, ışık dolgu yaptık, kaza ayağı yaptık, öğretmen çizgilerine geldik. Bunların hepsini aynı anda yaptırmak mesela ürkütüyorsa Hülya Hanım'ı kademeli kademeli yapsak da belli olmasa gibi yollar var mıdır? Buna vardır. Nasıl bakarsınız? Tabii herkes böyle değil bir makeover dediğimiz değişim programlarına çıkmıyor herkes. Onları böyle bir giriyorlar, iki hafta sonra bir çıkıyorlar. Annesi bile tanımıyor. Ya bu kız kim falan. Ama tabii böyle geldikleri zaman, oldukları zaman, bize geldikleri zaman ben şunu söylüyorum. Bakın gelin bir botoks dolgu yapalım. Yavaş yavaş. Gidin iki hafta sonra gelin, bir ay sonra gelin. Gelin bir durumunuza bakalım. Evet. İşte göz altlarını dolduralım. Bakalım yüzü ne kadar topluyor. Onu bakıyorum, görüyorum iki hafta sonra. Ha tamam örümcek ağı yapalım. Örümcek ağını yaptıktan sonra tekrar çağırıyorum. Diyorum ki bakayım ne kadar toplamış. Ha iyi biraz da şuradan askı yapalım. Böyle isteyenlere böyle yapıyorum. Ne? Adım adım tedavisi. Adım. Bunun adı adım adım gidiyoruz.
Evet. Çünkü gittiğin yolu bir de geri dönüp gelmek var. Yorucu. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Adım adım yavaş gitti yavaş gidelim, ki? Güvenli gidelim. Güvenli gidelim. Ne var. Kaldı? Aa. Burnu var. Burnu var. O da ne? Burnu kalsın. Sorun Hülya Hanım'a 15-20 yıl önce burnu çok güzeldi. Değişti mi burnumuzun şekli? Ama belli şekli? Bir zamanla burun ha? Yer çekimine ufak ufak yenik düşer. Aslında çok değişmedi. Ne oldu? Bilmiyorum ama yani sanki aynı gibi burnum. Yalnız o ilk ergenlik zamanı biraz daha genişti. Ergenliğimde. Sonra bu şekil aldı. Neden? Neden? Bakın burun birazcık yukarıda olduğu zaman daha geniş olur. Aşağı doğru ufak ufak düşmeye başlayınca burun buralardan çektiği için buraları daraltıyor. Ne olur? Burun altına çok az bir dolgu koyarsan, burnu kaldırırsan burun hem biraz daha geniş ve daha güzel. Ameliyatsız kalkar mı burun öyle? Anlattıklarımızın hepsi kansız, bıçaksız, ameliyatsız. Estetik dokunuşlar bunlar. Bunlar medikal uygulamalar. Medikal. 10 dakikada 10 yaş. Parola bu. Çok az bir dolgu koyduğumuz zaman otomatik burun olarak kalkacak. Burun ucu kalkar. Olur burun eğik. Çok az eğik tarafa biraz dolgu koyup diğer taraftan da biraz çektirecek şekilde örümcek ağı ipliği koydum. Ha örümcek ağıyla burun da yapılıyor bu arada. Öyle mi? Lafın birini koyduk birini konuştuk artık toparlamaya çalışacağız. Vallahi peki. Burun da yapılıyor. Çok güzel dudak yapıyorum mesela örümcek ağı iplikleriyle. O dudak konturu olamayan, dolguyla memnun olmayanlar gelsin. Örümcek ağıyla onlara şahane ip gibi güzel. Dudak çıkartayım. Çünkü örümcek ağı ipliğinde dudakta sağa kaydı, dolgu koydum sola kaydı. Yok aşağıda nohut oldu, granülom oldu. Bunlar sürpriz yok. Yok. Her şey kontrol sürpriz altında. Yok. 10 numara koyduğun yerde koyduğun şekilde kalır ve harika dudak olur. Buruna gelince burnu da hafif askıya alabiliriz burnu düşenler evet, için. Olabilir. Ama çok çok burun problemi varsa nefes alamıyor şu olmuyor. Tabii ya bir kulak burun boğazımıza görünecek ya plastik cerrahımıza görünecek. O öyle. O zaman Hülya Hanım'ı artık yerine gönderelim. Tamam. Arkadaş çok teşekkürler Hülya Hanım. Hülya Hanım sağ olun. Çok mersi. Program bitinceye kadar yüzünüzü silmeyin. Benim makyaj silme mendillerim var ya program sonunda hemen size onlardan verelim. Güzelliğinizi hemen eski haline getirelim. Nihat Bey evet böyle üstünde tek tek anlatılınca daha anlaşılır oluyor. Mesela bu ameliyatsız burun yapma hem botoksla dediniz bir de siz bacak inceltme için de botoks demiştiniz bir laf arasında. Aynen öyle. O nasıl oluyor? Bacak inceltme botoksu şöyle özellikle göçmen olan halkımızın göçmen olan kesiminde alt bacak kalınlığından çok şikayet olanlar geliyor. Tabii bunlar tecrübeyle sabit. Alt bacak bakıyorsunuz yağ yok orada. Kemik kalın ve kas... hipertrofi dediğimiz şey olmuş. Yani yol yürürken bile çok gelişmiş. Aynen hani bu çiğneme kaslarının çok gelişmesi gibi. Çiğneme kaslarını nasıl botoksla küçültüyoruz ve yüzü inceltiyorsak baldırlara da aynı şekilde botoks uyguladığınız zaman baldırlarda az kullanılan organ az gelişir. Çok kullanılan organ çok gelişir değil mi? Badicilerin vücutları niye çok gelişkin olur? Evet, çok kullanılıyorlar. Çiğneme kasları ve baldır kasları da o kişilerde öyle. O baldır kaslarının belli noktaları var. O noktaları botoksladığınız zaman bunun adı da bacak inceltme botoksu oluyor. Çok çok başarılı. Peki birkaç soru almak istiyorum seyirci size. Seyirci sorularına bakalım. Evet Gülçin Hanım demiş ki boyun sarkmaları ve yanak sarkmaları için pratik bilgi verir mi Nihat Bey'e lütfen sorun boyun. Evet. Peki. Face'ten takip edenler varsa orada da zaten şey yapıyorum söylüyorum. Boyun sarkmaları ve yanak sarkmaları için paranız da yok. Evdesiniz. Sabah kalktınız. Doktora da para vermeyeceksiniz. Ne kendi yapacağız? Kendinize nasıl güzelleşebilirsiniz? Evet ne şöyle güzel öneriler. Şöyle güzelleşirsiniz kendi kendinize. Sabah kalktınız. Buzdolabına gidiyorsunuz. Buzdolabından soğuk bir buz alıyorsunuz. Yoksa buzdolabındaki soğuk dondurulmuş bezelye veya şey alıyorsunuz. Evet. 10 dakika boyunca yanaklarınıza soğuk uygulama yapıyorsunuz. 10 dakika boyunca bunu her gün düzenli yaparsanız emin olun cildiniz 10 yılda en fazla 5 yıl yaşlanır. 5 yıl cepte. Bedava. Çok güzel. Bakın bir tane patatesi, küçük bir patatesi, gözünüze sığacak kadar patatesi, cam gözlüğü yani gözlük camı inceliğinde veya biraz kalın da olabilir. O şeyde kesiyorsunuz, gözlerinize koyuyorsunuz.
Bağlıyorsunuz, yatıyorsunuz. Sabah kalktığınızda ışıl ışıl, pırıl pırıl bir gözünüz olur. Artı gözaltı torbalarınız ve kırışıklıklarınız da olmaz. Ay ne güzelmiş bu. En azından ertesi gün önemli bir işimiz varsa, önemli her gün patatesli yatılmaz. Evet, patatessiz yatmayın arkadaşlar. Neysiz yatarsanız yatın ama patatessiz yatmayın. Patatessiz olmaz. Patatessiz olmaz. Gözlükler var ya gece işte ışıl ışıl. Onun, onun arasına koyacaksın koyun. Evet, arasına patates koyun. Sabah kalktığınızda ışıl ışıl, parlak ve çok güzel gözleriniz olur. Hı-hı. Çünkü potasyumdan zengin bir sebzedir. Evet, sodyum ve potasyum onlar yer değişir. Hı-hı. Potasyumu verir, sodyum alır patates. O değişimden dolayı ödemleri her şeyi alır. Gözleriniz de kanlıysa bembeyaz kalkarsınız. Çok ışıl güzel ışıl öneri oldu Nihat Bey. Yani her türlü öneri verdiniz vallahi bize. Ameliyatlı olan, ameliyatsız olan evdeki malzemelerle. Ama biz de size burada çok iyi baktık. Karnınızı aç bırakmadık. Cem'in omletini de yedirdik. Efendim bize yine süre şimdilik bitti. Reklama gideceğiz. Nihat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Vallahi her zaman bekliyoruz sizi.